Merhaba, ben Samet Durak. TOGER elektrikli şarj istasyonlarının kurucularından biriyim. Bugün burada sizlere hem kendimden hem de TOGER'in kuruluş amacından bahsetmek istiyorum. Bugüne kadar yazılım ve enerji sektöründe birçok projede yer aldım ve başarılı işler gerçekleştirdim. İsveçli bir elektrikli şarj ağı işletmecisi firmaya 3 yıl boyunca yazılım altyapısı konularında uçtan uca çözümler sağladık. Buradan edindiğimiz deneyimi TOGER'de üstüne katarak daha kolay ve erişilebilir çözümler üretme hedefiyle yola çıktık. TOGER elektrikli şarj istasyonlarını kurma amacımız geleceğin enerjisini inşa etmek ve sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamaktır. Elektrikli araçlar çevre dostu ve ekonomik bir ulaşım seçeneği sunarak fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmaktadır. Bu doğrultuda hızlı ve erişilebilir şarj hizmetleri sunarak elektrikli araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Firmamız hem yolculuk esnasında şarj ihtiyacı duyan kullanıcılar hem de evde veya iş yerinde şarj imkanı arayanlar için çeşitli çözümler sunmaktadır. Türkiye genelinde kurduğumuz AC ve DC şarj istasyonları ile geniş bir hizmet ağı oluşturduk. Fark et şarj et sloganımızda araç sahiplerine hızlı ve gönüllü bir şarj deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bu kampanyayla hedefimiz TOGER'i daha da büyüterek Türkiye'nin dört bir yanına yaymak ve daha fazla kişiye ulaşmak. Sizlerin desteğiyle çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerini yaygınlaştırabiliriz. Hep birlikte daha temiz bir gelecek için adım atabiliriz. Merhaba, ben Fatih Akgün. TOGER'de finans ve idari işlerden sorumlu kurucu ortağım. Size bugün finansal konularda önemli olduğunu düşündüğüm bazı başlıklardan bahsetmek istiyorum. TOGER'in Marmara Teknopark'ta kurmuş olduğumuz hasebiyle burada geliştirdiğimiz ürünleri gelir vergisinden ve KDV'den 2027'ye kadar istisna bir şekilde satışını gerçekleştirebiliyoruz. Teknopark firması olduğumuzdan dolayı girişim sermayesi yatırım fonu almak zorunlu olduğu firmalar TOGER'den fon alabiliyorlar. Sanayi Bakanlığı'ndan aldığımız yatırım teşvik belgesiyle de yerli ve yurt dışında aldığımız şarj istasyonlarını hem gümrük vergisinden hem de KDV'den istisna bir şekilde satın alabiliyoruz. Bu da bize yine %40 üzerinde avantaj sağlıyor. ARGE firması olduğumuz için burada geliştirmiş olduğumuz projeleri TÜBİTAK ve COSGAP destekleri sayesinde ise öz sermayemizi kullanmadan devlet destekleri sayesinde kullanabiliyoruz. Peki karımız artıyor mu? Finansallarımız ne durumda? En önemli konuya gelecek olursak. Geçtiğimiz seneyle bu senenin aynı döneminde karımızın %300'ün üzerinde arttığını görüyoruz. Ki finansallarımızı nasıl hazırladık ve önümüzdeki 5 seneyi nasıl görüyoruz diye bakacak olursanız en kötü koşulda bile mevcut durumda %6,5 civarında Türkiye'de elektrikli araç satılıyor. Bunların üzerine BYD gibi firmaları Türkiye'de fabrika kurarak ekstra ÖTV ödemeden araç satmaları sektörü çok pozitif yönde etkileyecek ve %30'lara varan artışlar beklenmekte. Bunları da eklediğimiz zaman bizim ayağa yere basan sayılarımızın çok daha üst seviyelere gelip gelirlerimizin ve karlarımızın artmasını bekliyoruz. Bunların da dışında geliştirmiş olduğumuz Park & Charge teknolojisi piyasaya yeni sürüldü ve finansal projeksiyonlarımız içinde yine yer almamakta. Park & Charge teknolojisinin satılması ve parklardan alacağımız edineceğimiz gelirleri de üzerine eklediğimiz zaman 2 yıl sonra dağıtmayı planladığımız temettü ve kar paylarını daha da erken bir sürede dağıtabilmeyi ve kısa bir süre içerisinde Borsa İstanbul'a açılabilmeyi hedefliyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Emine. TOGER'de muhasebe ve finans sorumlusu olarak görev almaktayım. Bu pozisyonda şirketin finansal süreçlerini yönetmekte ve muhasebe işlemlerini takip etmekteyim. Şirketin sürdürülebilir büyümesine destek olmak ve finansal hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam ediyorum. Merhaba, ben Sezer. Mobil ve web geliştiricisi olarak TOGER ekibinde çalışmaktayım. Mobil uygulamamızdaki tüm süreçleri kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik analiz edip kolay kullanım için gerekli geliştirmeleri yapmaktayım. Aynı zamanda markamızın tanınabilir hale gelmesi için web sayfamızın sürdürülebilirliğini sağlamaktayız. Merhaba, ben Emrullah. Fosistek geliştirici olarak TOGER'in dijital süreçlerinin tüm aşamalarında aktif rol alıyorum. Temel görevim, istasyonlarımız, kullanıcılarımız ve uygulamamız arasındaki teknik bağlantıyı etkin bir şekilde takip ederek kullanıcılarımıza sorunsuz bir deneyim sunmaktır. Ayrıca Open Charge Map gibi OCPI iş ortaklarımız arasındaki dijital servislerimizin entegrasyonu sağlamak ve bu süreçleri takip etmekte sorumluluklarım arasındadır. Selam, Vedat ben. TOGER ekibinde backend hizmetlerinden sorumlu olarak çeşitli geliştirmeler gerçekleştiriyorum. Bu projede kullanıcı deneyimini artırmak ve mümkün olduğunca otomasyonel bir sistem oluşturmak amacıyla deneyimlerimi uyguluyorum. Sunucu yönetiminden yeni özelliklerin eklenmesine kadar olan süreçlerde hem kendi yetkinliklerimi geliştiriyorum hem de projeye değer katıyorum. Merhaba, ben Bayram, arayış tasarımcısı. TOGER projesinin başından bu yana aktif olarak rol almak. Burada kullanıcı dostluğu, etkileyici bir arayüz oluşturmak, kullanıcı deneyimini optimize etmek ve ürün geliştirme süreçlerini yönetmek görevlerim arasında. Bu rol bana hem teknik becerilerimi geliştirme hem de kullanıcı odaklı tasarım prensiplerini uygulamak fırsatı verdi. Projenin başarısına katkıda bulunmak ve kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunmak için çalışmalarıma devam ediyorum. Merhaba, ben Görkem. TOGER'de yapay zeka ve ARGE mühendisi olarak görev almaktayım. Müşterilerin her gün daha iyi teknoloji
beklentilerle karşılaşması için yeni makaleler araştırarak bunların projeye eklenmesini sağlamaktayım. İstasyonlarımızdaki anomali tespitleri ve enerjinin daha verimli şekilde kullanılabilmesi için analizler gerçekleştirmekteyim. I am Mustafa. I've worked as a back-end developer in Togger since the beginning of the project. I've worked in the different part of this project. Most of my focus was in the developing of the charging station networks. Also, I had a good experience with the mobile application development team. Merhaba, ben Cihan. Togger'de saha satış, pazarlama ve satış sonrası destek biriminde rol almaktayım. Potansiyel müşterilerimize ulaşmak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun ürünleri sunmak ve satış sonrası destek hizmeti vermekteyim. Merhabalar, Özgür ben. Togger saha proje yöneticisiyim. Sahadaki cihazlarımızın kurulum ve satış pazarlamasındaki tüm süreçte aktif rol almaktayım. Tüm stratejimizle planlamamız Togger'i daha iyi yerlere getirmek olacaktır. Merhaba, ben Özcan da. Firmamızın ürün geliştirme ve teknoloji tarafında çalışıyorum. Günden güne üstüne koyarak ilerlediğimiz marka ismini yakışı bir şekilde büyüme hedefiyle yola çıktık. Togger, güçlü bir marka izlenimiyle akıllarda kalıcı olması dışında benzersiz teknolojisiyle de eşsiz deneyim sunmayı hedefliyor. Mesela enerji cüzdanı. Zamlardan etkilenmeden elektriğini sabit fiyattan alıp cüzdanına depoluyorsun. Sonra istediğin zaman cüzdanından kullanıyorsun. Zam mı gelmiş, fiyatlar mı yükselmiş, Togger ile tasarruf edebiliyorsunuz. Bu özellik dünyada yok. Şaka değil, yok. İlk defa Togger'de. Kayıtlı kullanıcılarımız araçlarıyla bizim yönettiğimiz bir otoparka geldiğinde parktan şarja kadar her şeyi herhangi bir mobil uygulamaya, bir şeye, kör okutmaya ihtiyaç duymadan Togger sizin plakanızdan tanır, ödemenizi daha önce kayıt ettiğiniz uygulamadaki bilgilerinizi otomatik olarak çeker. Şarj etmek istediğinizde de kabloyu aracınıza takmanız yeterli. AC veya DC fark etmeksizin yapay zeka desteğiyle hiçbir uygulamaya ihtiyaç duymadan şarjınız başlamaya hazır. Her gün yazılımlarımızın güncel kalması için farklı marka ve model cihazlar ile test etmeye devam ederek ekibimizi büyütmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Kurulmakta olan 33 adet yeni sözleşmelerimizle birlikte yetkili istasyonları devreye almaya çalışıyoruz. Bu yolculuğumuza katkılarınız projemizin başarısına doğrudan etki edecek ve daha hızlı büyümemizi güçlendirecektir. Teşekkürler.